25 kuruşun hikayesini duydunuz mu siz hiç? Özellikle Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşları civarı indikaller var. Türkiye'nin dört bir yanından o bölgeye. Bunlardan bir tanesi de 23. Alay. 23. Alay'dan da bir tabur, piyade taburu Burhaniye, Edremit, Çanakkale yoluyla cepheye sevk edilecek. Bu birlikler cepheye sevk edilirken o zaman da şartlar, ekonomik şartlar da iyi değil halkın desteğiyle, hep yardımıyla yapılıyor. Yani bir birliğin intikali bile kaldığı yerlerde köylerden veya da kasabalardan halkın desteğiyle sağlanıyor yiyecek içmesi. Yine böyle bu birlik için, bir tabur birlik için öncüler çıkıyor. İlçelerin veya da köylerin muhtarlarıyla, köydeki muhtarlarla görüşüyor. Diyor ki biz bir tabur geleceğiz, bizi yedirip içirebilir misiniz bu taburu? Yaşesini sağlayabilir misiniz diyorlar. Ne demek? Daha da fazla birliğin imkanını sağlarız diyorlar. Bunlardan bir tanesi de Havran'da geçiyor bu olay. Muhtara geliyorlar diyorlar ki bizim bir taburumuz var. Yaşesini sağlar mısınız? Ne demek diyor? Biz yaparız. Bizim köyde vatanına, milletine çok bağlıdır. Kendi yiyeceğini bile verir diyor. Söz alınıyor birlik intikal halinde geliyor. Fakat Tabur komutanı bundan haberi yok. Havran'a yaklaştığında diyor ki ya Havran küçük bir yer, kasaba. Biz bu milleti bu kadar üzmeyelim, zahmet verdirmeyelim. Edremit çok yakın. Tabur'un esas birliğini alıp Edremit'e gidiyor. Bir bölük kalıyor. Söz verilen aileler hepsi bekliyor ama bakıyor ki bana kimse gelmedi. Çünkü muhtarda fakir olan ailelere o birlikleri göndermiyor. Şimdi bundan sonraki bölümü ben müsaade ederseniz Büyük komutanın ağzından okumak istiyorum. Ben her zaman seferi durumlarda en geç yatan ve en erken kalkan kişiyim. Askerlere evlere dağıttıktan sonra sokaklarda dolaşmaya başladım. Yavaş yavaş evlerin ışıkları sönüyordu. Asker yatmaya, uyumaya başlamıştı. Aydınlatma olmadığı için sokaklar e, zifiri kalanlıktı. En son e, birkaç evde ışık kalmıştı. Onlar da sönünce ben de gidip yatacaktım. Sokakta birden iki büklüm bastonuna dayanarak yürüyen bir e, kadına rastladım. Neredeyse çarpacaktık. Aklıma çeşit çeşit şeyler geldi. Kadına, nene sen bu saatte sokakta ne arıyorsun diye sordum. Evlatlarımı arıyorum, oğullarımı arıyorum. Kimsenin evlatları nenem. Dün bana muhtar askerler gelecek sana da misafir etmek için dokuz evlat göndereceğim dediydi. Onlara yataklar hazırladım, yemekler hazırladım, gelmediler, onları arıyorum. Bir tabura göre hazırlık yapan muhtar, bir bölük asker gelince ağırlık olmasın diye bu ihtiyar nineye misafir etmesi için asker yollamamış. O yıllarda kadınların hiçbir sosyal güvencesi yoktu. Kimsesi kadınlar çok zor durumda kalıyorlar, çok zor geçiniyorlardı. Hiçbir gerili olmayan, bu yaşlı ve yoksun insanlar bazen zeytinlerin döküldükten sonra gidip yerden aldıkları e, parçaları toplayarak kendilerini hayata tutunuyorlardı. Buna da e, başakçılık deniliyordu. Bu nene de böyle birisi olduğu için muhtar acımış ona kimse göndermemişti. Ama nene büyük sevinç içinde 9 kişilik yer hazırlamış, yiyecek hazırlamıştı. Ninenin çok üzüleceğini anladığından ışıklar henüz sönmemiş bir eve gidip daha yatmamış olan 9 askeri neneyle birlikte yolladım. Kadıncağız nasıl sevindi görseniz. Ertesi gün sabah erkenden bölü yol üzerinde topladım. Yoklamayı yaptıktan sonra tam yürüyüş emri verecektim. İki büklüm yaşlı bir kadın bastona dayanarak elinde bir torba yanıma geldi. Bu galiba akşam karşılaştığım neneydi. Kumandan oğlum bu torbada evdeki bütün zeytinleri ne varsa koydum. Üstünde de biraz çökeleğim vardı onu da koydum. Bunlar benim asker oğullarıma yediremem. Almasam nenenin çok üzüleceğini anladımdan çavuşlardan birini işaret edip elindeki torbayı aldırdım. Nene bu sefer sevinç içinde avucunda sımsıkı tuttuğu bir mendili açtı. İçinden tek bir yirmi kuruş çıktı. Bana uzattı. Kumandan oğlum biliyorum çok az ama bütün param bu kadar. Bunu da al benim asker oğullarıma. Hiç olmasa bir çay içir olur mu? Şaşırdım. Biliyordum ki nenenin başka parası yoktu. Bütün servetini getirmişti. 25 kuruşu aldım, kaldırarak bölüğe gösterdim. Bölük. Bakın neneniz size bütün servetini bağışladı. Bunu ona helal edin. Yürüyüş emrini verdim. Nene arkamdan el sallıyordu. Bölüm. O 25 kuruşu helal ettirdi. Yarısından çok fazlası Çanakkale'de Gazze'de şehit düştü. Bu millet böyle bir millet dün öyleydi kim ne derse desin bugün de böyle